Merhaba, hoş geldiniz Emir Bey. Binnur, sen var ya... İşte benim prensim geliyor. Yanında da cadısı. Ben bak. Hoş geldiniz. Anneciğim. Canım. Bugünkü güzelliğini neye borçluyuz? Neye borçlu olacağız oğlum her zamanki halim ha? Laf. Emir. Baba. Pervin Hanım. Canım. Nasılsınız? Yalnız ben de size söylemeden edemeyeceğim. Emir haklı, bu akşam ayrı bir parlıyorsunuz. Teşekkür ederim Sevda. Oğlum söyledi zaten canım. Gelmiş geçirmiş. Allah Allah, şimdi niye bozdun sen kızım? Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Her şey hazır değil mi? Tabii tabii, merak etmeyin. Tamamdır, benim işaretimle başlayabiliriz. Tamamdır. Sağ olun. Burcu. Cem. Geleceğini bilmiyordum. Ben de geleceğini bilmiyordum. O adam kimdi? Hangi adam? Demin konuştuğun adam. Ha şey, o beni garson zannetmiş. Bu anne seni garson mu sandı? Sen akşam evde kalacağım demiştin bana. Ha annemle konuştum. İlla gel ısrar etti. Ama iyi ki de gelmişim. Seni gördüm yani. Bu arada çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Gördün mü? Bana ölüyor adamlar. Yabancı geldi. Bak, bak orada. Nur. Merhaba. Bin. Bir şey söyle. Bayağı yakışmış. Sağ ol. Gençler! Efsun gördünüz mü? Yok, görmedim ben. Yok. Çekil. Onur. Git şu nerede? Eli kulağındadır ya, gelir şimdi. Konuşmadın mı hiç? Ben bir şey... Efendim Binnur. Efsoş neredesin? Kasta ajansından ayarladığım adam geldi mi? Geldi. Gelmedi. Ne yaptı bu? Ha? Ne yaptı? Gitti. Reklamın mı gitti? Odişine falan mı gitti? Ekti beni. Umarım ekmemiştir. Emir burada. Seni sordu. Sevda da yanında. Gördüm geçerken. Sakladım hemen kendimi. Ay ben şu ajansı bir arayayım. Kim neredeymiş şu adam? Hı, tamam. Hadi görüşürüz. Saat kaç oldu ama ya? Başlayacaksa başlasın bu sunum. Benim eve gitmem lazım. Ha, ev. Yaşar'cığım lütfen ama ya. Yine mi ev? Bir şey demeyeceğim. Tanrı hocam niye hemen susturuluyorum ben? Ev sıcaklıktır. Sıcak yemek, sıcak yatak, sıcacık banyon var. Yani bunları anlatacaktım. Ben diyecektim ki ev samimiyettir. Bir, efendim birlikteliktir diyecektim ama kesildi. Siz de eve gitmek istiyorsanız elinizi bağlayan yok. Buyurun gidin. Değil mi? Biz sunum izleyeceğiz. Yaşar, anne sana hamileyken çok Yeşilçam izlemiş olabilir mi? Böyle bitmeyen bir dramam var çünkü senin. Sen benim anacağızımın hikayesini bilsen Yeşilçam'la nerede kalır? O çamlar bardak oldu. Şimdi sene 51 Adana Pozantı'da annem dünyaya geliyor. İlkokuldan sonra okutmamışlar. Sonra evlilik çağı geldiğinde diyorlar ki evlen kızım. Baba diyor ben şimdi okuyacağım nasıl evleneyim falan. Diyor ki babamla o zaman görücü usul. Merhaba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.